Abdülkadir Selvi 11 Mayıs 2022 tarihli köşe yazısı Muhalefet neden umut olamıyor? AK Parti'nin 20 yıllık iktidarında ilk kez bu kadar yüksek bir enflasyon yaşanıyor. Hayat pahalılığı ilk kez bu kadar geniş kitleler tarafından hissediliyor. Pandemi ve Ukrayna Savaşı nedeniyle yüksek enflasyon dünyada rekor kırıyor. Şimdi o tartışmalara girme niyetinde değilim. Benim dikkat çekmek istediğim nokta farklı. Ekonomik sorunlar muhalefet açısından avantajlı bir tablo ortaya koyuyor. AK Parti şimdiye kadar toplumun refahını artırdı ve daha iyi bir gelecek sunduğu için girdiği tüm seçimleri kazandı. İlginç olanı bu kez de yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen yine seçimi kazanmaya en yakın parti olarak çıkıyor. Anketler AK Parti oylarında bir dönem yaşanan gerilemenin tersine döndüğünü gösteriyor. AK Parti oylarında büyük bir düşüş yaşanmadı. Ama bir erime söz konusuydu. Hayat pahalılığı sorunu çözülemediğine, enflasyon yıllık %69.97'ye çıktığına göre AK Parti oyları küçük oranlar halinde de olsa neden yeniden yükselişe geçti? Optimar'ın Mart ayı araştırmasına göre ekonomi ve işsizliğin %72.9 olduğu bir dönemde muhalefetin oyları neden bir türlü beklenen sıçramayı yapamadı? Anketler ne diyor? Yine Optimar'ın anketine göre bu sorunu sizce hangi parti çözer diye sorulduğunda ankete katılanların sadece %23.8'i CHP yanıtını veriyor. Oysa CHP'nin oy oranı %25-26 bandında seyretmiyor mu? Demek ki CHP seçmeninin bir bölümü dahi ekonomiyle, işsizlikle, hayat pahalılığıyla ilgili sorunları CHP'nin çözeceğine inanmıyor. Zaten CHP çözer diyenlerin oranı %23.8'de kalıyor. Bunların önemli bir bölümünün partiye bağlılık nedeniyle bu yanıtı verdiği kuşkusuz. CHP ve İyi Parti dahil olmak üzere altılı masanın tamamını topladığımızda ise %34.1'e ulaşıyor. Neden AK Parti diyor? Yaşanan sıkıntılara rağmen halkımızın büyük çoğunluğu çözümü yine AK Parti'de görüyor. Ankete katılanların %33'ü bu sorunu AK Parti çözer diyor. Neden AK Parti çözer diyor? AK Parti ile ilgili verileri mercek altına aldığımızda şu oranlar çıkıyor. %18.5'i çözüm odaklı buluyor. %17.2'si tecrübeli ve istikrarlı buluyor. %16.3'ü liderine güveniyor. %15.6'sı başarılı buluyor. Muhalefet nerede kaybediyor? 1. Muhalefet şimdiye kadar toplumun sorunları karşısında ikna edici çözüm önerileri geliştiremedi. 2. Güçlendirilmiş parlamenter sistemden başka bir öneri geliştiremediler. Sistem önerisi ise toplumda bir heyecan dalgası oluşturmadı. 3. Kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı tartışmasının ötesine geçmediler. Tüm hedeflerinin cumhurbaşkanı olmak olduğu algısının oluşmasına hizmet ettiler. 4. Altılı masa topluma geçmişteki çok partili koalisyon görüntülerini hatırlattı. Ali Babacan'ın tespiti. Muhalefet neden güven vermiyor sorusuna yanıtıysa altılı masada yer alan Ali Babacan altı genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor. Böyle bir tablo güven oluşturabilir mi? Mümkün değil diyerek vermişti. Sorun tam da bu noktada. Yani muhalefetin topluma güven vermemesinde düğümleniyor. Uysal'ın tweetleri. Gültekin Uysal'ın Cumhurbaşkanı adaylığı kriterlerini sıralarken 20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak vurgusu Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun hop oturup hop kalkmasına neden olmadı mı? Muhalefete güven sorunu. Ancak Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş birbirini devre dışında bırakmak için her türlü fırsatı kolluyorlar. Altılı masada hiçbir parti diğerine güvenmiyor birbirlerine çelme takıyorlar. Siyasette en önemli gösterge güvendir. Siz birbirinize güveneceksiniz ki millet de size güvensin, umut bağlasın. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Bir fotoğraf üzerinden Ekrem İmamoğlu'nun kendi mahallesinde maruz kaldığı linç dahi toplumu ürkütmeye yetti. Muhalif kitlede umudun değil, umutsuzluğun artmasına neden oldu. Seçimlere bir yıl kala muhalefetin umut olarak gördüğü isimler kendi kitlelerinden kopmaya başladılar. Rehavete yer yok. Muhalefet konjonktürün kendine sunduğu fırsatı değerlendiremedi. Rüzgar tersine dönmeye başladı. Yukarıdaki veriler muhalefetin hiçbir çözüm üretmeden nasıl olsa bu ekonomi Erdoğan'ı götürür, bizi getirir diye beklemesinin 2023 seçimlerini kazanmasına yetmeyeceğini ortaya koyuyor. CHP'de İmamoğlu krizi büyüyor. İmamoğlu'nun Karadeniz gezisindeki bir fotoğraf karesi üzerinden başlayan tartışma CHP genel merkezine sıçradı. Bu işin bir krize dönüşmesi için Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu ikilisinin ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söylemeden geçemeyeceğim. Daha önceki krizleri kol kırılır yen içinde kalır anlayışıyla aşmayı başardılar. Ama bu kez tersi oldu. Orhan Pamuk'un yeni hayatında bir gün bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti deniliyordu ya. Ekrem İmamoğlu da bir gün bir fotoğraf çektirdim, siyasi hayatım değişti noktasına geldi. Öyle ki İmamoğlu'nu bugünün Atatürk'ü ilan eden Athena Gökhan bile ben bu otobüsten inerim arkadaş demek zorunda kaldı. Tekrar CHP'deki İmamoğlu tartışmasına dönecek olursak. MYK toplantısında İmamoğlu'nun gezisine dönük tartışmaları bildiğim için Kılıçdaroğlu'nun CHP grubundaki Orta Doğu'ya barış getireceğiz sözlerini dinlerken ağzımdan gayri ihtiyari olarak sen önce CHP'ye barış getir sözleri çıktı. MYK'da Kılıçdaroğlu'nun önünde İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili bir tartışma yaşanıyor. Bu gezi Cumhurbaşkanı adaylığının ilanıdır diyen parti yöneticisine diğeri kendisi öyle olmadığını açıkladı diye karşılık veriyor. Ardından fotoğraf karesi içinde yer alan gazetecilere ve gezinin finansmanına ilişkin eleştiriler yöneltiliyor. Kılıçdaroğlu bu tartışmaları sessiz bir şekilde izlemekle yetiniyor. Kılıçdaroğlu'nun Nagihan Alçı'ya vefasızlığı. MYK'daki tartışmalar sırasında Kılıçdaroğlu'ndan Nagihan Alçı konusunda bir tavır koymasını beklerdim. Çünkü Nagihan Alçı, CHP Zihniyeti isimli belgeselde Kılıçdaroğlu'nu CHP'deki zihniyet devrimini gerçekleştiren kişi olarak tanımlamıştı. Nagihan Alçı belgesel yayınlandıktan sonra gelen tepkilere rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nu izleyince bir kez daha o tespitimin haklılığını anladım. CHP Vatikan'dır ve Kemal Kılıçdaroğlu da Vatikan'ın başına gelmiş reformcu bir papadır demişti. Nagihan Alçı'yı linç etme yarışının yaşandığı bir sırada Kılıçdaroğlu'ndan aynı yürekliliği beklerdim. Çünkü vefa onu gerektirirdi. <laughs>